Arkadaşımız yapacak. İş Sağlığı ve Güvenliği 3. sınıf öğrencisi Üsküdar Üniversitesi. Konusu ilk yardım eksikliği. Emel hazırsan başlayabiliriz. Hazırım. Herkese tekrardan hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum. Ekranım herhalde gelmiş olması lazım. Geldi, evet. Şu an geldi. Ben bugün ilk yardım eksikliğini anlatacağım. Bir senaryo üzerinden, bir kaza üzerinden anlatacağım. İş sağlığı ve güvenliğini yakından ilgilendiren temel alanlardan biri de sondaj sektörü. Sondaj sektörü çalışma şartları gereği çok riskli meslekler arasında yer alır. Bu nedenle madencilik, petrol, doğalgaz gibi iş kolları iş sağlığı ve güvenliği kavramının ortaya çıkmasına sebep olan ana sektörler olmuştur. Bugün de sondaj sahasında gerçekleşen bir kazayı inceleyeceğiz ve buradaki ilk yardım eksikliğine bakacağız. İlk önce kazayı izleteceğim. Zaten sesi yok bu videonun. Evet, herhalde videoyu izledik. Bir sıkıntı yaşanmadı Evet, herhalde. izledik. Tamam. Kaza şöyle. Manisa'nın Salihli ilçesinde sondaj sahasında çalışan işçi HM'nin bacağına bilinmeyen bir nedenle sondaj kuyusunun kablosu dolanıyor. Kablonun bacağını sıkması sonucu işçinin bacağı kopuyor. İş kazasında yaralanan işçinin imdadına mesai arkadaşları yetişirken kabloya dolaşan bacağın koptuğu ve kopan uzvunda kuyuya düştüğü öğreniliyor. Jandarma olayla ilgili çalışma başlatırken AFAD ve itfaiye ekipleri ise koparak kuyuya düşen uzvun jeotermal kuyusundan çıkarılması için çalışma başlatıyor. Kısaca kaza bu şekilde. Neler yapılması gerekildi, neler eksikti? Bunları hep beraber bakalım. Sonda da zaten hocalarımın da burada fikrini almak istiyorum ben. Benim tespit ettiklerim şöyleydi. Sondajlarda iki ana yöntem varmış. Bunlardan birisi döner sondaj yöntemi, ikincisi de darbeli sondaj yöntemi. Buradaki işletmede darbeli sondaj yöntemi kullanılmış. Burada halat sistemini azaltarak döner sondaj yöntemine gidilebilirdi diye düşündüm ben. Burada işin içinde basınç ve kablolar olduğundan bu kablo işçinin boynuna da dolanabilirdi ve işçi hayatını da kaybedebilirdi sadece bacağını kaybetmeksizin. Burada ilk yardım namına hiçbir şey yapılmıyor zaten. Bacak kuyuya düşüyor, o bacak kurtarılmıyor, bulunmuyor vesaire. Burada iş yerlerinde genel olarak ilk yardım olarak ne yapılması gerekirdi? Bu olayda ilk yardım olarak ne yapılması gerekirdi? Ben buna biraz bakmak istedim. Öncelikle bacak kopmuştu. Yerinden ayrılan uzuvlara ampute diyoruz. Ampute olan uzuvlar için de yapmamız gerekenler, bu kopan uzuv kesinlikle suya temas etmemesi gerekiyor. Kopan parça kirli ya da yağlı bir şeye de düşse kesinlikle temizlenmez. Ağzı iyice su girmeyecek naylon bir torbaya steril bir gazlı beze sarılarak konur ve sıkıca kapatılır ağzı torbanın. Birinci torba böyle yapılır. Steril gazlı beze sarılır. Daha sonra bu torba tekrar başka bir torbaya konur. Bu da buzlu su olan bir torbadır. Burada sadece buz kullanmıyoruz. Çünkü sadece buz kullanırsak bütün uzvun soğumasını engelleriz. Buzlu su yaparak bütün soğuğun uzva yayılmasını sağlıyoruz böylece. Bu işlemi yaparsak da kopan uzvun ameliyat için 6 saat süre kazanmasını sağlıyoruz. Burada ilk önce işte uzvu steril gazlı bir beze sarıyoruz, bir torbaya koyuyoruz. Onu da daha sonra buzlu su olan bir torbaya koyuyoruz, bu resimdeki gibi. Bir diğer işlem olarak da şu işlemi yapabiliriz. Bu da turnike işlemi.
Orada herhangi bir şey olabilir. Mesela işçinin kemeri olur. O anlık o vardır yanımızda. İşçinin kemerini hemen o kupon uzva sararak kan akışını önleyebiliriz. Veya başka bir bez olabilir. O uzva sararak buradaki kan akışını da önleyebilirdik. İlk yardım kısaca ne? Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması veya durumun daha kötüye gitmesini engellemek için olay yerinde yapılan tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır. Burada ilk yardımda bunları anlatmamız gerekiyor işçilere. İlk önce ne yapılmalıydı bu olayda da, bu olayı baz alarak? Kazazedenin güvenliğini sağlamalıydık. Mesela orada iki işçi var. Bir işçi yaralının yanında durması gerekiyordu. Bir işçi de 112'yi arayıp 112'nin oraya ulaşmasını sağlaması gerekiyordu. Kazazedenin güvenliği ilk öncelik. Daha sonra ilk yardımcıya haber vermek, 112'yi aramak. 112'ye olayı doğru bir şekilde bildirmemiz gerekiyor. Daha sonrasında da bir kişi yine yaralının yanında kalabilirdi. Bir kişi de 112'yi olay yerine kadar refakat etmesini sağlayabilirdi. İş yerlerinde acil durum ekipleri var ve bu acil durum ekiplerinin yanında da ilk yardım ekipleri oluşturulmalı. Bu da ilk yardım yönetmeliğine göre çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 10 çalışana kadar bir ilk yardımcı, tehlikeli sınıfta 15 çalışana kadar bir ve az tehlikeli sınıfta da 20 çalışana kadar bir destek elemanı görevlendirilmesi gerekiyor. Slide'ı geçtim herhalde. Verilecek ilk yardım eğitimi sertifika almış eğitimciler tarafından verilmeli. İki çeşit ilk yardım eğitimi var. Birisi temel ilk yardım eğitimi, bir diğeri de standart ilk yardım eğitimi olmak üzere ikiye ayrılıyor bunlar. Temel ilk yardım eğitimi toplam 2 günden az, 10 günden çok olmamak üzere asgari 16 saat. Standart ise 15 günden az, 10 günden çok olmamak üzere asgari 40 saat olarak düzenlenir. Bunun farkı standart ilk yardım temel ilk yardımdan daha fazla bilgiyi ve daha çok uygulamayı sağlıyor. İkisini de aldığımızda hem Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı almış oluyoruz hem de 3 yıl geçerli oluyor bunların. Ve bu ilk yardım eğitimlerinin temel içeriği ilk yardımın tanımı, kapsamı, öncelikleri, temel uygulamaları, ilk yardımcının özellikleri, insan vücudunun yapısı, işleyişi, hastayı, yaralıyı, olay yerinin değerlendirilmesi, taşıma yöntemleri, temel yaşam desteği, suni solunum, kalp masajı, boğulma, şok ve koma durumunda ilk yardım, kanamalarda, yaralanmalarda, kırık ve çıkık burkulmalarda ilk yardım, yanık donma, sıcak çarpması, zehirlenmeler, hayvan ısırmaları, vücut boşluklarına yabancı cisim kaçması gibi ilk yardım şeyleri öğreniliyor bu eğitimlerde. Daha sonra iş yerlerinde kolay ulaşabileceğimiz bir bölgeye ilk yardım seti yerleştirmemiz gerekiyor. Bu ilk yardım setiyle de ilgili bu ilk yardım çantalarının yeri, ilk yardım görevlerinin isimleri ve yerleri, ilk yardım odasının varsa bu oda, bu odanın yeri ve ilk yardım ihtiyaç duyulduğunda izlenecek prosedür, bütün bunlar işçiye anlatılmalı. Bu konu hakkında bilgi verilmesi gerekir. Benim sunumum bu kadardı. Teşekkür ederiz Emel. Rica ederim. Biraz Emel'cim heyecan yaptım. Emel'cim çok teşekkürler. Rica ederim hocam. Ben çok mutluyum. Neden çok mutluyum? Emel'in şu anda sunduğu bu yayını yıllarca iş yeri hekimliği yapmış arkadaşlarım bile sunamayabilir. Hani devamlı kestin mi? Ben arkadaşlarıma temel noktaları veriyorum bu yayınları hazırlamadan önce. Ama arkadaşlarım o kadar güzel hazırlıyorlar ki hayretler içerisindeyim. Yani hayran Emel. İnanılmaz güzel bir sunum oldu. Sağ olun. İlk yardımın ne olduğunu bilenler bu sunumu çok daha iyi değerlendirebilirler, takdir edersiniz. Şimdi bizde ilk yardım eğitim ilk yardım sertifikası alıyor 10 kişiye bir kişi ağır işlerde. Sağlık Bakanlığı ile aslında konuşmak lazım. Orada verilen eğitim iş yerlerindeki ilk yardıma pek uymuyor.
İlk yardım iş yerinde çok daha farklı. Bir de iş yeri hekimi arkadaşlarım ilk yardım anlatıyorlar. Çalışana ilk yardım anlatmamanız gerekiyor. Çalışana hangi olayda nasıl davranmanız gerektiğini anlatmak gerekiyor. Fakat bu tip özel işlerde ben offshore drilling'de de çalıştım. Orada çalışanlar benden çok daha iyi ilk yardımı biliyorlar. Çalışırken onları test etmiştim neyi ne kadar biliyorlar diye. Hayretler içerisinde kaldım. Bazı yerlerde ilk yardım çok farklı, çok özel hazırlanması gerekiyor. Şimdi burada Emel'in dediği gibi herhangi bir ampute olan yani kopan bir parmak, el, kol kesinlikle suya değmemesi gerekiyor. Ve burada jeotermal içine düşüyor değil mi? Suyun evet. içine düşüyor. Onu arıyorlar yani onu bulsanız da bir anlamı yok. Artı onu bulduğunuzda 6 saat içerisine dikilmesi lazım. Belli merkezler var. Çoğu zaman bunlar özel sektöre ait. Üniversiteye gönderiyorsunuz. Eğer bilmiyorsanız üniversitedeki o kişi tek başına selektif ameliyat yapıyor. İşte gece gelemiyor. O kol, el falan kaybediliyor. Ben böyle çok olay yaşadım. Bu çok derin bir sorun aslında. Biz bir gerçek bir olay üzerinden yürüdük aslında. Bu bir senaryo değil, gerçek bir olay. Bu konuda çok yol almamız gerektiğini inanıyorum ama nasıl yol almamız gerektiğini, neler yapmamız gerektiği konusunda da çok mutlu değilim açıkçası. Yapabildiğimiz tek şey arkadaşlarımıza yol gösterip böyle yayınlar yapmak. Çok teşekkürler Emel. Rica ederim hocam. Çok teşekkürler. Buyurun. Ben de bir iki şey söyleyeceğim. Bir, şimdi bizim şey derken bu matkapla açma olayında o bölgede zannedersem daha büyük bir alanla açılmış gibi bir şey geldi. Orayı belki de yani adam düşüyor, kolu düşüyor bilmem ne bir şeyler oluyor orada. Tam anlaşılmadı orası. İkinci olarak da bizim aynı böyle bir kaza hocamızın başına geldi. Esin Hoca ile siz tanıştınız mı? Emel. Esin evet hocam, Esin Hoca'yı tanıyoruz. Evet, Esin Hoca bu şekilde bir trafik kazası geçirdi. Bana verebilirsen ben çizmeye çalışayım istersen. O kaza da çok... Hocam ilginç. Veriyorum. Elimle çizmeye çalışacağım olduğu kadar. Buyurun hocam. Bakayım yapabilecek miyim? Full screen yapayım. Şu kalemle yapacağız. Şimdi orada da şöyle bir olay oluyor. Şimdi telefon direkleri biraz eğik oluyor ama yolun kenarında telefon direkleri var. Bunlara kablo var. Telefon kabloları var. Kablolar kamyonun altında kalıyordu değil mi hocam? İşte, hayır işte orada şöyle oluyor. İşkili bir iki kişi geliyor bu direğe çarpıyorlar. Ve şu kablo buradan kopuyor. Renk değiştirebilir miyim? Neyse. Diyorsun, şöyle düşünün. Kablo böyle kopuyor. Şimdi Esin Hocalar da bunu görüyorlar. Ben çünkü Esin Hoca'ya söylemiştim. Anlatırsan doğru anlat diye bana detaylı anlattı kazayı. Şimdi düşünün ki şöyle bir yol var. Köy yolu bu. Köy yolu dönemeçli bir yol. İşte tam çizemiyorum. Bu böyle bir yol. Şimdi burada yolun üstüne bu kablo düşüyor bu şekilde. Bunlar da görüyorlar bu çarpanı. Buna tehlike olmasın diye kendileri arabayı güvenli bir yerde bırakıyorlar. Mesela şuralarda bir yerde güvenli yerde bırakıyorlar. Ve bu kazazadelere yardım için geliyorlar eşiyle beraber. Şimdi gelirken bu arada buradan bir kamyon çıkıyor. Ve kamyon da bu kabloya doğru geliyor. Kabloyu görmüyor. Esin Hoca dikkat kablo var diyor. Kocası kablonun üzerinden atlıyor ama Esin Hoca atlayamıyor. Ve bu kabloya ayağı sarılıyor Esin Hoca'yı. Sileceklere kadar kabloyla beraber çıkıyor. Fark eden şoför aniden frene basıyor ve o hızla yere çarpıyor. Ve bu bizim kuyruk sokumu kemiğinin olduğu yeri kırıyor. Böyle bir kaza. Yani bu tür kablolar bilmem neler veyahut da bir kişiye yardımcı olurken de
biz kendimizi de çok daha sağlıklı ne var ne yok bakıp da öyle gitmek lazım. Çok acil de yardım etmeye çalışmamak lazım. Bilmiyorum. Böyle bir kazada kendi hocamızın başından geçti. Hocama da selamlar. Şimdi adını almış oldum. Evet hocam. Evet. Burada izin verirseniz ben de bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Şimdi biraz önceki olayda işte kolun bacağın kopmasından bahsettik. Onun bir an önce çok kısa bir süre içerisinde temin edilip hastaneye yetiştirilmesinden bahsettik. Bundan 10 sene önce emekliye ayrılmadan daha önce benim çalıştığım iş yerinde olan bir iş kazasında fabrika Bilecik'e 18 kilometre Vezirhan'da presin altına iki tane işçi, ikisinin birden nasıl olduğunu bilemiyorum. Detayı şu anda çok net hatırlayamıyorum ama ikisinin de iki elinin parmakları ezildi. Fakat bu arada Eskişehir'deki hastane Bilecik'teki hastane bizim yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok dediler. Fakat olaydan hemen sonra ben bir telefon konuşmasında fabrikayla bu olaya şahit oldum. Hemen buradan, o zaman zannediyorum Vatan Hastanesi'ydi. Bu mikro cerrahi ameliyatlar falan yaparlardı. Onlara telefon ettim. Burada biz ne yapabiliriz diye. Onlar da dediler ki bize siz fabrikadan yetkili ismin telefon numarasını verin. Onlar telefon numarasıyla konuşarak oradaki toplanan işte parçalar, kırıklar neyse ne yapılması gerektiğini, nasıl onların dezenfekte edilmesi gerektiğini, Bilecik'ten de bir tane doktor çağırdılar hastaneden. Bu şey hastalar o toplanan şeylerle nerede parçalarla birlikte gerekli doktorların verdiği talimat doğrultusunda İstanbul'a getirildi. Vallahi uzunca süren bir ameliyattı. Böyle 6-7 saat süren bir ameliyattı. Hatta iki kez yapıldı böyle bir ameliyat. Evet, yani eski haline dönmese bile eller bir şekilde hareket edebilecek duruma geldi. Dolayısıyla buradaki ileride iş sağlığı güvenliği uzmanı olacak arkadaşlara Uşar hocamın yanında çok haddime değil, fazla detaylı bilgi verebilmek değil ama acilen eğer bu bunlar hastaneye sevk edilecekse yani ben o zaman bu şeyin Vatan Hastanesi'nin mikro cerrahi konusunda çok yetenekli olduğunu veya iyi işler yaptığını bildiğim için hemen arabaya attılar, getirdiler ve insanları kurtardık. Yani ellerini, kollarını, bacaklarını. O yüzden zaman kaybetmeden toplananlar hangi koşullarda hastaneye getirilecek? Çünkü sürekli bu sefer kopmuş bir organ mutlaka çevreden enfeksiyon kapmaya başlayacaktır. Ne kadar zaman içerisinde, ne kadar hızlı olursa olsun 220 kilometrelik yolu valla zannediyorum 1,5 saat gibi bir zaman içerisinde İstanbul'a geldiler. Basmışlar gaza, gelmişler. Hatta yolda polis yevmesinde de durumu anlattılar. Bir şekilde kurtardık. O yüzden zamanı çok iyi kullanabiliyor olmaları lazım arkadaşlarımın. Ufak tefek belki eksiklerim olmuştur ama onları da Uşar Hocam tamamlayacaktır. Elinize ağzınıza sağlık hocam. Dediğiniz gibi her bölgede ya da araya da böyle uzmanlaşmış 24 saat çalışan merkezler var. Mesela Vatan Hastanesi dediniz İstanbul'da, İzmir'de EMOT el ve mikro cerrahisi var. 24 saat hizmet ediyorlar. 6 saat vaktimiz var bu tip olaylarda. Bu tip olaylarda ıslatmadan mümkün olduğu en soğuk ortamda ulaştırmamız gerekiyor bu tip hastanelere. Evet. Yani. Hocam bir de ben şunu da söyleyeyim. Biz Esin Hoca'nın kazasında bilinçsiz ilk yardım, orada hemen 112'yi çağırıp köy yolu da olsa sağlıklı bir şekilde bir yere yatırılıp öyle taşınması gerekir. Onu sağlamadıkları için neyse ki hocada çok büyük bir seker kalmadı ama yine de bugüne kadar bir takım problemleri devam etti. Yanlış uygulamanın getirdiği. Yani bizde bir takım problemler de var ne yazık ki. Rüştü Hocam, bu taşımalardan çok şey kaybediyoruz. Çok eksiyiz. Evet, yani o bilinçsizlik. Halbuki hoca bu işin uzmanı da olmasına rağmen heyecan veyahut da işte o arada kendisini belki de kaybetti, işi bilemediği için bir kamyona koyup hemen getirelim derlerken neyse ki omurilikte bir kırık çatlak yokmuş, felç olmadı yani, yoksa
O da olabilir. Kesinlikle. Evet. Eline sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Büşra hocam. Sağ olun hocam. Bu akşamın ikinci konusunu daha gelen arkadaşımız anlatacak. İş sağlığı güvenliği 4. sınıf öğrencisi. Buyurun hocam. Şöyle bir şey var. Şimdi gittiğiniz vakit orada yabancı öğrenci kulübünün öğrencisi de var. O öğrenci de kuvvette bulunmuş. İngilizcesi ve Arapçası çok iyi olan bir kız. Onun gibi birkaç kişiyi de biz bir kulübe kazandırırsak, özellikle mühendislerden kardeş kulüp yapabiliriz. Onları benim düşüncem bu 4 tane sunumdan bir tanesini İngilizce yapmaları ve o hafta içinde de o İngilizceyi beraberce Türkçe'ye çevirip birbirinizle diyalog kurmanız. Böylece Türkçe ile İngilizceyi birbirine meç etmeniz. İkiniz de onlar Türkçe öğrensinler, siz de İngilizce öğrenin. Gittiğimiz yer derken neresi hocam? Nereden bahsediyorsunuz? Okulun içinde mi? Öğrenci SKS'ye gideceksiniz. Evet, gittik geçen. Merkezde. Orada bir tane de yabancı öğrenci kulübü kurmuşlar. O kulübünden bir tane öğrenci var. Onlara da ben söyledim. Böyle bir yardımcı olacaklar. Böyle bir şey yaparsak da bir tanesini böyle İngilizce yapıp Türkçe'ye çevirip hafta içi birbirinize destek olarak İngilizcenizi de geliştirmenizi istiyorum. Yani böyle tamam, hocam şey de yapabiliriz aslında. Şey. Tanışıp süper onlarla konuşup İngilizcemizi de geliştirsek iyi olabilir aslında. Yok, hayır. O tamam, başka. Bir tane burada yaptırarak kendinizi o İngilizce yapacak. Sizler de göreceksiniz ki ne kadar İngilizcemiz olmadığı zaman küçük duruma düşüyoruz falan. Onu kendinizi yetiştirmek için zorlayacaksınız. Harika fikir hocam. Harika fikir. Doğru söylüyorsun. Hüsnü hocam, çok güzel bir teklif bu. Arkadaşlar tanışsınlar. Gerçi şu anda pandemi nedeniyle kapalı bazı yerler ama bir yerleri de arkadaşlara davet ederlerse faturayı bana göndersinler. Hemen öderim. Yok, parayı yok, şey yok. Kendi kendilerine eğitecek. Yok yok hocam, orada oturup tanışırız. Okulun kafesi açık Uçar hocam. Yok. Tamam, hesabı bana yazın. Tamam oldu hocam. Hesabı göndeririz biz. Hüsnü hocam, sizin bu yaptığınız mobbing olabilir mi şu anda? Öğrencilerin üstünde baskı kurmak. Ama öyle olunca iyi mobbing. İleride inşallah kıymetimi bilirler. Çünkü ben çekmesini istemiyorum. Evet, doğru söylüyorsun hocam. Onun için istiyorum yani, yoksa şey. Çok doğru söylüyorsun. Yabancı dil konusundaki sıkıntımızı her gün yaşıyoruz hocam. Karşımıza çıkıyor her gün maalesef. Evet. İnşallah daha iyi gidecek. Bu akşamın ikinci konusunu daha gelen arkadaşımız sunacak. İş sağlığı güvenliği 4. sınıf öğrencisi, patlayıcı ortamlarda iş güvenliği konusundan bahsedecek bize. Nagihan, başlayabilirsin. Ekran paylaşımı yapıyorum. Geldi ekran. Bugün benim konum patlayıcı ortamlarda iş güvenliğinden bahsedeceğim. Senaryomuz çok patlayıcı bir kimyasal madde deposundan geliyor. Düşük sıcaklıkta saklanması gereken kimyasal için iç ortamı soğuk tutmak amacıyla bir klima takılıyor. Depo girişi ise sürgülü metal açılıp kapanan bir kapı şeklinde ve çok karşılaşılmasa da kapı açılıp kapanırken bazen zorlanabiliyor ve takılma tehlikesi var. Daha önce de depoda fare görüldüğü için kimyasallar da plastik bidonlarda saklandığı için plastiği yiyip tehlike oluşturmaması adına elektronik ultrasonik haşerat kovucu cihaz konuluyor. Depodaki bidonlar plastik olduğu için de bunu önlemek amaçlı cihaz koymuşlar. Fabrikanın modemi çalışanlardan uzak olsun diye daha önceki yerinden depoya alınıp kurulmuş. O günde bütün gece gökyüzünde şimşekler çakmış ve uzak bir yere de yıldırım düşmüş. Bir gün önce de burada tüm iş güvenliği kurallarına uyularak bir kaynak işi yapılmış. Şoför bu kimyasallardan birini almak için o gece depoya giriyor. Deponun kapısına içeriye giriyor. Dışarıda inanılmaz bir gök gürültüsü var. İçeriye girdiğinde elektrikler birden gidiyor ve jeneratör çalışmaya başlıyor. Ama hemen devreden çıkıp elektrik geri geliyor. Kimyasal bir bidonu kucaklıyor ve bidonun sıcak olduğunu anlıyor. Yeri bırakıp dışarıya çıkıyor. Yetkililere haber verip arabasını da beklemeye başlıyor. Beklediği anda da bir patlama meydana geliyor. Bu
akışa göre de biz patlamanın risklerini araştırdık. Sebepler, birinci sırada yıldırımı koyduk. Atmosferik boşalım. Yıldırımın düştüğünden bahsetmiştik. Yıldırımın düştüğü alan çevresinde ve daha da ötesinde bir elektrostatik yük miktarı oluyor. Bu yük miktarı da çok fazla olduğu için yine bir kimyasal depoyu patlatacak bir güçte olduğunu görüyoruz. Mekanik sürtünme ve kıvılcım. Kapının metal ve sürgülü olduğundan bahsetmiştik. Kapı zor açılıyor ve sürtünmeden dolayı da bir kıvılcım çıkartarak patlamaya sebep olabileceğini biliyoruz. Elektromanyetik yayılım da depodaki Wi-Fi modem eski yerinden alınıp depoya kuruluyor çalışanlardan uzak olması için. Elektromanyetik yayılımı sebebine de Wi-Fi modemi örnek verebiliriz. Ultrasonik etki ise plastik bidonları yemesin diye fareler için konulan ultrasonik elektronik cihazdan meydana geldiğini biliyoruz. İyonlaştırıcı yayılım ise kimyasal deponun içerisindeki maddeleri tam olarak sınıflandırmadığımız için, bilmediğimiz için sınıf 7 radyoaktif maddeler eğer varsa bir tepkime yaratabilir, patlamaya sebep olabilir. Sabit basınç şok dalgaları, gök gürültülü gecede havada yüksek basınç olacağı için bu dalgaları yaratabilirler. Optik yayılım ise şimşek çakınca ortam aydınlandığı için bazı kimyasallar bu aydınlıktan etkilenip patlamaya sebep olabilirler. Kimyasal reaksiyonsa jeneratör konulmuş ancak mazot unutulmuş olabilir. Elektrik yoksa uzun süre klima çalışmayacağı için bidonlar da ısınıyor olabilir. Isı arttığı için de yavaş yavaş kimyasal reaksiyon başlıyor olabilir. Açık alevler ise bir gün önce tüm iş güvenliği kurallarına uyunarak bir kaynak işi yapılmış. Ancak kaynak yapılan işte cihazlarda eğer bir topraklama yoksa kaynaktan çok uzun süre geçse bile elektrostatik risk olduğu için tekrardan bir patlamaya sebep olabilir. İnsan kaynaklı elektrostatikte şoförden bahsetmiştik. Biz senaryo bu soğuk havalarda bir kış mevsiminde meydana geldiği için eğer şoförde yün çorap varsa veya depo girişinde bakır levha gibi bir üzerindeki statik elektriği boşaltacak bir imkanı yoksa depoya girdiği anda yine patlama meydana gelebilir. Örneğin çalışana antistatik ayakkabı veya bir girişte bir paspas verebiliriz veya plastik eldiven giymeden hiçbir bidona dokunmamasını sağlayabiliriz. Çalışanı burada eğitmemiz gerekiyor yine. Elektrik arkada jeneratör devreye girip çıkıyor. Sigorta burada atmayabilir. Eğer kaçak akım rölesi yoksa ve sigortanın kendisinde bir sıkıntı varsa, eğer kablo bağlantıları yanlışsa veya kablo bağlantılarının periyodik kontrolü yapılmıyorsa, yıpranmışsa, sigortadan kaynaklı bir sıkıntı varsa yine yangına sebep olabilir. Peki bizim senaryoda dikkat edilecek tehlikeler için alınması gereken önlemlerimiz ne? Yıldırımdan korunmak için paratoner kurulmalıdır. Bunu bizim çalıştığımız depoda kurmamıza da gerek yok. Eğer çevremizde yine bizim gibi bir yerleşkede birisi varsa ve binası bizden daha uzunsa, hesaplamalar yapılarak onda paratoner varsa bizim kurmamıza gerek yok. Çünkü belirli bir alan çevresinde paratoner komşu firmaları da koruyabiliyor. Bunun alan hesaplaması yapılması gerekiyor ve paratoner olduğundan emin olmamız gerekiyor. Deponun tavan ve duvar kısımları yanmaz malzemeyle kaplı olması gerekiyor. Tavan kısmında eğer pencere varsa kolay açılabilir şekilde olması gerekiyor. Kapı ve pencere kısımları da dışarıya açılmalı. Sürgülü kapılarda dışarı açılır kapısı olması gerekiyor. Sürtünme olmaması gerekiyor. Malzemeler yine güvenlik bilgi formuna göre depolanmalı ve depolanma koşullarına uygun olmalıdır. Kimyasalların ışıkla tepkimeye girmemesi için ayrıyetten bir önlem alınmalıdır. Yedek soğutucu sistemler bulunmalı. Sıcak iş izni alınarak işlem yapılmalı. Aslında sıcak işleri kimyasal depolarda önermiyorlar kesinlikle ama eğer bir mecburiyet varsa da sıcak iş izni alınıp bütün önlemler alındıktan sonra cihazlar topraklandıktan sonra yapılmalıdır. Çalışanların eğitimleri tam olmalı. Yine kişinin depoya girişi nasıl girmesi gerektiği, nasıl kendini koruması gerektiği ile ilgili bir bilgi vermek zorundadır. Çalışanların depoya girmeden önce üzerindeki statik elektriği atmaları sağlanmalıdır. Depodaki sigortaların periyodik kontrol yapılmalı ve kaçak akım rölesinin aktif olması gerekmektedir. Peki kimyasal depolar için alınacağımız genel önlemler neler? Kimyasal maddenin bulunduğu depolar kilit altında tutulur. Anahtar depo sorumlusu tarafından muhafaza edilir ve depolara yetkisi olmayan hiçbir kişinin girilmesi sağlanılmaz. Kimyasal madde deposunun karanlık ve serin olması sağlanır. Isı ve nem takibi de günlük olarak yapılır ve kayıt altında tutulur. Kimyasal depoların ısısı 18-20 derece arasında olmalıdır. Güneş ışığı ve nemli ortamlarda kimyasal bozulmaları veya tepkimeye girmesi gibi olayların meydana gelmemesi için de deneme dikkat edilmeli. %40-70 arası değerler olması gerekiyor.
zararlı kimyasal malzemelerin konduğu depolarda gerekli ısı, izolasyon, yıldırımdan korunma, havalandırma, alarm, yangın söndürme gibi sistemlerle donatılmalı, sürekli olarak denetim altında olması gerekiyor. Maddelerin saklanmasını firmanın önerdiği koşulları dikkate alıyoruz ve orijinal ambalajlarında saklıyoruz. Depolarda bulunan raflar ısıya dayanıklı oluyor. Eğer aşındırıcı, rafa zarar verici bir çözündürücü madde varsa da yapışkanla rafı koruma altına alıyoruz. Raflar düşme tehlikesine karşı duvara, birbirlerine ve yere sabitleniyor. Depolama raflarının üzerine izin verecek güvenli en fazla depolama miktarı yazılması gerekiyor. Daha ağır olmaması gerekiyor. Güvenlik bilgi formuna göre depolanmaları gerekiyor ve birbirlerini tepkimeye sokabilecek ürünler en uzak mesafede depolanması gerekiyor. Her kimyasalın nerede saklandığına ilişkin bir kimyasal madde depo planı ortaya çıkarılması ve asılması gerekiyor. Kimyasallar için bir rehber tasarlanması gerekiyor. Baş yüksekliğinin üstündeki raflardan kaçınılması gerekiyor. Ama eğer bu yükseklikten kaçamıyorsak, yapmamız gerekiyorsa merdiven olmalı ve bu bölgedeki kişiler tek elle kaldırılacak büyüklükte olmalıdır. Eğer büyüklükten daha fazlaysa da bir ekipman olmalı. Bunun da topraklanmasını sağlaması gerekiyor. Depo içinde bulunan her maddenin tehlikeye göre etiketlenmesi gerekiyor. Eğer sızma veya sızıntı gibi bir riskimiz varsa bunu önlememiz gerekiyor ama eğer önleyemiyorsak da içeriye doğru meyilli yapılandırmamız gerekiyor ve her birinin ayrı ayrı sızılması için bölgeye ayrı ayrı havuz sistemi yapmamız gerekiyor. Depodan dışarıya doğru bir kimyasal madde akışının olmamasını engellememiz gerekiyor. Depo içerisinde elektrikli ısıtıcılar bulundurmuyoruz ve elektrik motoru gerektiren durumlarda da kıvılcım çıkartmayan türden olmasına dikkat ediyoruz. Depo içerisinde yanmaya sebep olacak kıvılcımlı çalışmalar yapılmıyor. Yapılırsa da gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Örnek kaynak işi. Depo alanında döküme ve saçılmalar için temizleme kiti bulundurması gerekiyor. Bu kişilerin de kullanılması için gerekli eğitimi ve donanıma sahip olunması gerekiyor. Dökülme durumunda ilk müdahaleler depoda hazır bulunan ekipmanlar tarafından yapılması gerekiyor. Depolarda soğuk ışık kaynaklı tepe lambaları bulundurulması gerekiyor. Yangın savunma sistemi içinde depo ürünü özellik olarak uygun kullanılması gerekiyor. Hem boya hem madde ve çözücü cinsleri ayrı bölümlerde depolanması, bunların da yine bir sınıf halinde bir arada bulunmaması gerekiyor. Yani her birine ayrı ayrı bir havuz sistemi yapabiliriz. Tehlikeli kimyasal maddelerin depolanmasında kimyasal depolama maddesi kullanılmalı. Hangi maddenin kişiye ne gibi bir zarar vereceği, hangi maddenin hangi maddeyle beraber bulundurulmayacağı gibi şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Bölgelendirme adları yapmamız gerekiyor. Zon 0 bölgelerinde bulunan tüm tesisat ön maddeler X-proof özellikte olmalı. Üzerinde X işaret yazılmalı ve bölümü de yazılmalıdır. Zon 1'de kullanılan malzemeler X-proof özellikte, en azından da etanj özellikte bulunması gerekiyor. Bölüm 2'de ise malzemelerin sıcaklığı ile yanıcı parlayıcı maddelerin tutuşma sıcaklığının %80'e ulaşmayan malzemelerden kullanılması gerekiyor. İşletmeye giren kimyasal madde tankeri girişte seyyar toprak hattına bağlanmalı, donum esnasında topraklanmalı ve elektriksel bağlama işlemi yapılmalı. Statik elektrik tehlikesine karşı da gerekli tüm önlemlerin alınması gerekiyor ve denetlenmesi gerekiyor. Yine kullanılan cihaz, makine ve proseslerin gövde topraklanmaları yapılması gerekiyor. Bu çalışmalarda elektriksel bağlama, bonding uygulaması eksiksiz yapılmalı ve eş potansiyel farkı da ortadan kaldırılması gerekiyor. Eğer komşu bölümlerimiz varsa ve bunlarla aramızdaki bir geçiş sistemi varsa, örneğin kablo, boru ve benzeri gibi, oradaki boşluklar yanıcı olmayan malzemeyle doldurulması gerekiyor ve yalıtılması gerekiyor. Depoda eğer yanıcı parlayıcı malzemelerimiz varsa X-proof sistemler kullanıyoruz ve raflarını yapışkanlı koruyucu bağlıyoruz, yapıştırıyoruz. İç bölümün havalandırılması yeterli düzeyde, doğal havalandırmanın yetersiz kaldığı yerlerde ise yine iç ortam havasını en az 5 kere değiştirecek bir havalandırma sistemi kurulması gerekiyor. Ve eğer yanıcı parlayıcı maddeleri depoluyorsak da bu depo raflarının da tekrardan topraklanması ve sürekli olarak denetlenmesi gerekiyor. Sonuç olarak endüstriyel yangınlara anında müdahale edilmesi hazırlıklara bağlı. Bir tehlike analizi yaptığımız zaman, tehlikeleri gördüğümüz zaman risklerin önlem sırasına göre belirlememiz gerekiyor. Yangın ve patlamaları en etkin önleme çalışması kıvılcım çıkaran ve yangının neden olabilecek herhangi bir iş yapılacaksa mutlaka ateşli iş izni, yani sıcak iş izni yazılı olarak verilmesi gerekiyor. Yine önerilmiyor ama eğer bir zaruriyet varsa yine de bir izin almamız ve gerekli önlemleri almamız gerekiyor. Her ekipmanın aracın yedeklenmesi gerekiyor ve her yangın
hiçbirinin aynısı olmaz. Yani biz yanıcı parlayıcı bir yerden yangın çıkar ama o yangınla bidon yanar ve zehirleyici bir gaz açığa çıkar. Yani hep birbiriyle bağlantılı yangın sistemleri, çorap söke gibi devamı geliyor. Bunların da hiçbirisinin olmaması için gerekli tüm tedbirleri almamız gerekiyor. Eğitim ve tatbikat yapmalıyız ve bu eğitim ve tatbikatları senaryolarla destekleyip sürekli olarak denetlememiz gerekiyor. Bu denetlenmeleri depo şefinden de isteyebiliriz. Her hafta bize imzalı bir şekilde tekrardan bildirebilir veya bir sorun olduğu zaman bizimle haberleşme şeklinde bizi bilgilendirebilir. Hı hı. Burada da kimyasal madde depolama talimatı örneğine bakıyoruz. Dokümanlı, yayın tarihi, revizyon tarihi ve toplam sayfa sayısıyla hangi kimyasalın nasıl depolandığını görebiliyoruz. Benim sunumum bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Nagihan, çok teşekkürler. Rica ederim hocam. Ben bu senaryoyu hazırlarken en az 5-6 saat literatür araştırması yapmıştım. Her olasılığı senaryoya ekledim. Senaryoyu çok güzel hazırladığımı düşünüyorum ama Nagihan o kadar güzel bunu geliştirdi, sundu ki. Rüştü Hocam'a şunu söylemek istiyorum. Rüştü Hocam, bu 3-4 Nisan'da öğrenci kongresi olacak galiba, değil mi? Evet, olacak. Bu bizim SBL'ye İSEG Türk Yıldızı olarak geldiğimiz tap nokta, Nagihan'ın benim senaryomu yazdığı bu bilimsel açıklamalar. Bu yayını lütfen bir kenara kaydedin. Senaryo bazlı örneğime, İSEG örneğime çok güzel bir örnek oldu bu. Çok net söylüyorum, hiç kıvırtmadan, amasız imansız söylüyorum. Yıllarca sahada tecrübe olan iş sağlığı güvenliği uzmanı arkadaşlarım da dahil olmak üzere böyle bir senaryoyu bu kadar farklı bir şekilde anlatacak kişi ben tanımadım. Şimdi Nagihan 4. sınıf öğrencisi. Nagihan bunu süper bir şekilde anlatıyor. Demek biz Seberi İSEG olarak çok farklı bir noktaya gelmişiz ve her geçen günde ekip, tüm ekip üzerine koya koya gidiyor. Evet, İnanın Nagihan'ı dinlerken gözümden iki damla yaş geldi. Bu sevinç gözyaşlarıydı herhalde. Bu kadar emek veriyoruz. Demek bir şeyler başarabileceğiz ama bunu çok yaymamız gerekiyor. Başta Rüştü Hocam olarak sizlerin büyük yardımlarınıza ihtiyacımız var. Özellikle 3-4 Nisan'daki öğrenci kongresini bu yönüyle çok önemsiyorum ve bu yayını da mutlaka yayınlayalım diyorum ama tabii siz bilirsiniz. Şimdi hocam onda şöyle bir şey yapacağız. Bir bilim kurulu falan yapacağız. Ve yazım kurallarını falan koyarak bunlar sunacaklar ve öyle o zaman çok rahat bunlardan birkaç tanesi de tahmin ediyorum orada sunulacak. Ama işte biz kurucu olarak şey olarak olabildiğince tarafsız doğru çalışmaya çalışacağız. Ama ben de tahmin ediyorum ki birçok arkadaşımız bu sizin bu arkadaşlardan sunumları olur. Yani biz orada çünkü öğrencilerin sunum yapmasını özellikle istiyoruz. Birkaç tane şey olacak. Hı hı. İşte müfettiş olacak. Belki genel müdür olur falan. Ama geri kalan öğrenciler sunacak. O zaman da mutlaka bunlardan olur. Zaten yazım kılavuzu olacak. Sonra bunları hem dergide çıkaracağız hem de isterlerse tam metin kitap çıkaracağız. İnşallah yarın onu konuşmasını da yine yapacağız hep beraber. Yani onun çalışmalarını yapacağız. O formata uygun gönderdikleri zaman da tahmin ediyorum birkaç tanesi şeyde 3-4 Nisan'da sunum yapar. Teşekkürler hocam. Nagihan, sana teşekkürler. Bu akşamın son konusunu Ezgi arkadaşımız anlatacak. İş sağlığı güvenliği 3. sınıf öğrencisi. Konusu iş ekipmanı yanması. Ezgi, hazırsan sen de başlayabilirsin. Evet, hazırım. Paylaşım verdim mi? Veriyorum bir saniye. Paylaşabilirsin Ezgi.
Öncelikle hepinize iyi akşamlar. Benim konum iş ekipmanları yanmasıydı. İki tane haber kaynağımız vardı bizim. Bu iki haber kaynağından şunu küçültebiliyor mu? Tamam. Hazırlanan bu çalışma iki tane haber kaynağına göre yapılmıştır. İş ekipmanlarının neden yandığına dair bir haberimiz var. Bir tanesi iş ekipmanı yanmasıydı, diğeri de kişinin yanmasıydı. İş ekipmanları neden yanar dediğimizde soğutma sisteminden kaynaklı olabilir. Yakıt sisteminden, elektrik sisteminden veya motorun aşırı zorlanmasından bu gibi sebeplerden dolayı yanabilir. Fakat ne boş sınıflandırmasına bakılırsak çevresel faktörler ve terör de konulmuştur bu sınıflandırmaya. İki haberden birincisi sürme ne demeyi demekliyor. Sürme ne de çöp dökme adına demekliyor. Çöpü yanan bir çöp istifleme yerinde dozer park ediliyor buraya. Saat 2 sularında da bu dozerin daha sonrasında yandığı görülüyor. Bunun öncesinde suikast olduğu düşünülüyor. Hmm. Olarak yapıldığı düşünülüyor. Fakat daha sonrasında incelemelere göre elektrik sisteminden kaynaklı bir arıza olduğu tespit ediliyor. İkinci haber ise Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana geliyor. Burada bir gazeteci bir fotoğraf çekerken düşüyor. Elleri ve bacaklarına yanıklar meydana geliyor. Raporu hazırlayan profesör ise önemli uyarıda bulunuyor bu konuyla ilgili. Dökülen çöplerin rahatsız olduğunu, öne sürülenlerin konuyu iyi değerlendirmelerinin gerektiğini altını çizen Kantar'da toprak ve altı suyu bir defa kirlenir, temizlenmesi ise yüzyıllar alır diye dile getiriyor. İş ekipmanı nedir diye baktığımızda iş ekipmanı yapılmasından kullanılan herhangi bir makine, alet veya tesis iş ekipmanı olarak tanımlanıyor. İş ekipmanının kullanımı ise çalıştırılması, durdurulması, kullanılması, tamiri, tadilatı, bunların hepsini veya bunların bakımı, onarımı, bunların hepsine iş ekipmanı kullanımı alanına giriyor. İş ekipmanı kullanımında CE işareti, uygunluk işareti yani. Makinelerde makinelerin çalışırken veya kullanılırken insanların beterinin sağlık ve niyetini tehdit etmeyecek nitelik olması gerektiği savunuluyor. İş ekipmanı ile ilgili kurallar ise işveren iş ekipmanının belirlenen askeri gerekliliklere uygun olmasını sağlamakla yükümlüdür. İşveren iş ekipmanının kullanım süresince yeterli bakımını yaptırarak uygun durumda olması için gerekli önlemleri alır. İşveren iş yerinde kullanılan iş ekipmanının uygun ve güvenlik düzeyinde olmasını sağlar. Çöpün yaşantımızda önemli bir yeri var aslında. Konutlarda, iş yerlerinde, sosyal tesislerde, turistik yerlerde her gün tonlarca atık oluşuyor. Hatta bu piknik alanlarına gittiğimizde fazlasıyla o çöplük alanlarını görüyoruz. Fazlasıyla etrafa dağılmış bir şekilde. Aslında ülkemizde günlük atık miktarı kişi başına ortalama 1.12 kilogramdır. Atıklar belediye çöplüklerine taşınılıyor. Burada düzenli bir şekilde depolanıyor. Ve bunlar depolanırken konteynerler içerisinde depolanıyor çoğunlukla. Her kimisi dağınık olarak da depolanıyor ama konteynerlerde depolananlar daha farklılar. Bunlar daha sonrasında bir yangın meydana geldiğinde o konteyner içine müdahale etmek daha kolaydır bunlara. Fakat yaygın olanlar ise rüzgar sayesinde sürekli rüzgarın etkisiyle daha çok alana yayılıyor ve daha çok zararı meydana getiriyor bu çöplüklerde oluşan yangınlar. Burasında metan gazı var. Metan gazı bu çöplük yangınlarında metan gazları da ortaya çıkıyor. Metan gazı aslında kimyasal formülü CH4'tür. Bataklık gazı olarak da biliniyor. Renksiz, kokusuz ve tatsız bir şeyi vardır ona, bu gazın. Havada kolaylıkla yanabiliyor. Yanarken de karbondioksit ve su buharını oluşturuyor yanarken. Bunu duyduğumuz aslında bir çürük yumurtaya benzer bir kokusu vardır. Değişik bir kokusu vardır. Çöp depolama alanlarında meydana gelen yangınlar ise yüzeysel yangınlar ve altı yangınlarıdır bunlar. Çöpe atılanlar lityum iyon pilleri olduğunda çöp depolama sahalarında yangınlara neden oluyor bu piller. Çöp depolama sahalarında yangın artışı varsa yangın neden olan kaynaklardan biri lityum iyon pilleri olabilir. Bunu söyleyebiliriz. Çoğunlukla meydana gelen neden olan atıklar büyük miktarda kuru yanıcı malzemelerdir.
Bazı meydana gelen yangınlar vardı. Onlardan bahsedeyim. İstanbul Ümraniye'de mesela bir tanesi 1993 yılında meydana geliyor. Bu çöplük patlamasında birçok kişi hayatını kaybediyor. 2003 yılında Burgazada'da çöplüğünde yangın meydana geliyor. Burada birçok kişi hayatını kaybediyor ki 8 saatlik bir yangın sürüyor bu. 8 saat boyunca bunu bir muhafaza edemiyorlar, kontrol altına alamıyorlar bu yangını. Manisa çöplüğünde meydana geliyor, 2 kere meydana geliyor. 2015 ve 2017 yıllarında oluşan bu yangınlar. Bodrum çöplüğünde de 2016 yılında meydana geliyor. Aslında fazlasıyla yangın meydana geliyor. Fakat biz bunları duymuyoruz ve hani kimisi kolaylıkla muhafaza altına alınabiliyor, kontrol altına alınabiliyor mu? Kimisi de fazlasıyla zarar uğratabiliyor. İstanbul'da meydana gelen tüm yangınların yaklaşık %15'i çöp ve çöplük yangınlarından oluşmaktadır. Son 5 yılın ortalamasına göre de İstanbul'da 4800 adet çöp yangını oluşmaktadır. Çöp yangını ile düzenli depolama yapılan çöplük yangınlarına ayırmak gerekir. Bunlar da meydana gelen bazı yangınlar. Şu Manavgat'ta. Şurası yanlış hatırlamıyorsam Burgazada olan yangın olması lazım. Şu Samsun'daki. Bu Manisa'da meydana gelen yangın. Zaten Burgazada meydana gelen yangından birazcık bahsetmek istiyorum. Burada oluşan yangında saat 2.30 sularında meydana geliyor. 6 Ekim 2003 yılında. Meydana geldikten sonra çıkan yangın rüzgarın etkisiyle daha fazla alana yayılıyor. Rüzgarın etkisiyle fırtınaya dönüşüyor zamanla. Saatteki hızı 52 kilometreye bulunan bir lodos meydana geliyor. Kısa sürede fazlasıyla büyüyor ve birçok asırlık bu çam ağaçları var. Bunların yanmasına, evlerin yanmasına ve etrafta bulunan insanların hepsi de, oradaki yerlerin hepsi de bu dumandan fazlasıyla etkileniyor. Çıkan duman çünkü normal yangın dumanı gibi değil. Hani fazlasıyla o çöp yangınlarından çıkan metan gazıyla birlikte karışarak daha fazla zehirli bir madde ortaya çıkıyor duman. Ezgünür. O yüzden daha çok etkilenme oluyor. Ezgünür. Efendim hocam. Buradaki şu şey yanlış. Fırtınaya dönüyor falan mı? Ya fırtına çıkması yangını artırıyor şeklinde yazman lazım. Çünkü bunun yangının fırtına oluşturması birbirine ters olay. Fırtına doğal bir olay. Yangının artmasına sebep olmuştur. Yani oradaki cümle bence yanlış diye düşünüyorum. Ya, rüzgar meydana geliyor. Rüzgarın etkisiyle yangın dağılıyor. Bu rüzgar daha sonrasında fırtınaya dönüşüyor. Zaman zaman fırtına oluşuyor. Fırtına doğal olay yangını artırmıştır şeklinde bir etki olur. Yani yangın fırtına oluşturmaz. Birbirine, benim görüşüm o. Bilmiyorum diğer arkadaşlar ne diyor. Yani yangın fırtınayla yangın daha çok körükleniyor. İşte hocam onu söylemek istiyor. Evet. Tamam. Yani şey öyle bir olay var. Evet. Çöp yangınları ve sebepleri. Çöplük alanlarında zamanla içeriğinde oksijen tükenerek üreyen anaerobik bakteriler yardımıyla oksijensiz ortamda çürümesi sonucunda çöplüklerde LPG gazı oluşuyor. Çöplük gazı büyük miktarda metan ve karbondioksit gazlarından oluşuyor. Çıkan gazların yaklaşık %50'si metan, %45'i karbondioksit ve geri kalanı azot, oksijen, hidrojen ve diğer gazlar oluşturuyor. Çöplük yangınları yüzey ve yeraltı yangınları olmak üzere iki kategoriye ayrılıyor. Bu çalışmada yüzey yangınları incelenecektir. Yüzey yangınları çöplüğün yüzeyiyle yaklaşık 150 cm derinliğine kadar olan bölümünde anaerobik bozulum sonucunda oluşuyor. Nispeten düşük yangınlardır bunlar. Yanar, yoğun beyaz duman çıkarır ve eksik yanmanın ürünleriyle karakterize edilebilir. Yangınların diğer sebepleri statik elektrik olabilir, tehlikeli kimyasallar olabilir, yanıcı tozlar olabilir, kundaklama olabilir, çöp yangınları, doğa olayları, sıcak yüzeyler, sıcak imalat işlerinden, ısıtıcılardan, ısıtıcı sistemlerden veya sigara. Evet.
Açık çöplük yangınlarının başta gelen sebeplerinden biri de güneş ışınının yağlı paçalarının tutuşturmasıdır. Çöplük içerisinde bulunan plastik ve cam parçalarının ışınıma odaklanması da yanmayı başlatabilmektedir. Çöplük yangınlarının çevreye etkilerinde çöplük alanının türüne, içeriğine göre değişiklik gösterebilir. Bunlar bu gazların toksit olma tehlikesi ve seviyesi, maruz kalma süresine ve yanan malzemenin türüne bağlıdır. Uygun şekilde depolanmamış çöpler, yeraltı ve yüzeysel su kirliliğine, haşerelerin üremesine, çevreye kötü kokuların yayılmasına, görüntü kirliliğine ve çeşitli hayvan vasıtasıyla taşıyıcı mikropların yayılmasına neden olmaktadır. Ülkemizde ve dünyadaki katı atıkların yönetiminin üç temel ilkesi vardır. Bunlar az atık üretilmesi, atıkların geri kazanılması ve atıkların çevreye zarar vermeden yok edilmesidir. Çöplerin toplanmasına, depolanmasına ve yok edilmesine kadar tüm hizmetlerin bir plan çerçevesinde ele alınması gerekir. Özellikle de bu atıkların değerlendirmesi ve geri kazanılması ile çevreyle uyumlu olması gerekir. Çöplük yangınlarının çevre etkisi. Burada dioksin diye bir maddeyle karşı karşıyayız. Dioksin maddesi çevre kirleticisi olarak adlandırılıyor. Veya kalıcı organik kirleticiler olarak tanımlanabiliyor. İnsan vücuduna girdiğinde yaklaşık 7 ila 11 yıl boyunca insan vücudunda yarı yarı muhafaza kalma ihtimali çok yüksek. Ağırlıklı olarak bu yağ dokusundan geçiyorlar bunlar. Bu şekilde kalıcı hale geliyor. Çöplük yangınlarında fazlasıyla bunlardan meydana gelmeler çıkıyor. Bu oluşan gazlardan dolayı kalıntılar meydana geliyor bunlardan. Bununla birlikte yüksek seviyedeki dioksinler maruz kalınca kansere, karaciğerde hasara, deri döküntülerine, üreme veya gelişimsel bozukluklara neden olabiliyor. İşte burada mesela bu dioksinden zehirlenme, dioksin zehirlenmesi de yapılabiliyormuş. Kundaklama olarak yapılmış bu. Bu Ukrayna başkanı, devlet başkanı bir toplantıya katılıyor. Toplantıya katıldıktan sonra yediği yemekten dolayı zehirleniyor. Ve 4 farklı yere gönderilmiş bunun test sonucu. Ve sonucunun dioksinden zehirlenmesi olarak, yani aslında kundaklama olarak yapılmıştır. Bilinçli olarak yapılmıştır. Bilinçli olarak zehirlenmesini sağlanmıştır. Böyle bir etki bırakıyor. Yani yüzü değişmiş. Çöplük yangınlarınızı... Ezgi Nur'u dinliyorum ben. Dioksin. Bu evsel atıkların düşük sıcaklıkta yanması sonucu çıkıyor bu gaz, dioksin gazı ve en büyük şeyi de, yani hedef organda üreme sistemi. Peki hocam, tedavisi var mı bu yüz eski haline dönmesi tedavisi için? Tedavisi, şimdi bakın, bu ne zamandı? 2000 yıllarının başındaydı galiba. 2003 hocam, 2003. Ukrayna'da, seçim zamanında ne vardı? Viktor Yushchenko. Evet. Viktor Yushchenko Avusturya'da bir yemekte KGB ajanları tarafından dioksinle zehirlendi. Dünyanın en iyi hastaneleri Viyana'da, biliyorsunuz. Bir yıla yakın tedavi gördü. Zehir vücudundan atıldı ama yüzündeki o akne, klorakne izleri, yüzünün morluğu, yeşilliği öyle olduğu gibi kaldı. Yani dioksin kimyasal olarak üretilmiyor. Kullanım alanı da yok. Evet, bakın burada. Fotoğrafı burada, sağda. Evet. Böyle bir gaz bu. Hocam, bu ciltte katman hedef mı yaratıyor? Da, en büyük hedef organı da üreme sistemi. Duyabildiniz mi? Duyduk evet hocam, duyduk. Söylediklerinizi duyduk. Tamam Mustafa. Tamam Mustafa. Tamam. Teşekkür tamam. ederim. Biz teşekkür ederiz. Ezgi, devam edebilirsin. Çöplük yangınının söndürülmesi, çöplüklerde yanan malzemenin ne olduğu Devam edelim. Hocam, kapatabilir misin şeyini, sesi? Çöplüklerde yanan malzemelerin ne olduğu bilinmediğinden söndürülmesi zordur.
Çöplük yangınlarının neden olduğu yanma ve patlamadaki tehlikelere ek olarak duman ve diğer çöplük yangınlarının gelen ürünleri itfaiyecilere ve dumana maruz kalan diğer kişilere karşı bir sağlık riski oluşturur. Çöplük alanlarının yakılması ya da bir çöplük sahası yangınından çıkan dumanın olumsuz etkileri göz önüne alındığında kişisel koruyucu donanımın kullanılması gerekir. Rüzgarlı havalarda son derece sıcak veya soğuk havalarda yangından açığa çıkan duman yangınla mücadele eden itfaiyecinin sağlık riskini arttırabilir ve yangın yayılımını doğrudan etkileyebilir. Tehlikeli madde içeren bu tür yangınlar özel donanımlı ve özel eğitim almış personel gerektirir müdahale eden kişiler için. İtfaiyeciler elde kalıcı sağlık sorunları oluşmaması için dumana maruz kalmamalıdır. Çöplüklerin bulunduğu yere bağlı olarak gerekli çöplük civarında yangın söndürme için yeterli miktarda su bulunmaz. İtfaiyeciler tankerlerle yangınlardaki göllerden, derelerden su taşıyarak yangını söndürmeye çalışırlar. Diğer taraftan çöplük yangını söndürmek için su kullanımı tartışmalıdır. Çok miktarda suyun uygulanması aslında aerobik ayrışma sürecine katkı bulunarak yangını şiddetlendirebilir. Bu yüzden çöplük sahası yangın söndürmede önemli bir husustur. Bütün yangınlarda olduğu gibi yangın söndürme işlemi sırasında çöplük alanlarının köpük kullanılması avantajları ve dezavantajları vardır. Çoğunlukla A tipi köpük uygun görülür çöplük yangınlarında. Suyun yüzeye geriliminin 1/3 oranında düşen bu tip köpükler söndürücünün yakıt içine işleme etkisini arttırmaktadır. Dikey yüzeylere uzun süre tutulabilen bu köpükler %0,1 veya %1'lik uygulama oranıyla köpük deposu boyutlarını asgariye indirmektedir. Çöplük alanının altındaki atıklara erişmek veya yanan atıkları çöplük alanına uzaklaştırmak ve yanan kısımları söndürmeye kolaylaştırmak için buldozerler gibi ağır makinelerin kullanılması gerekebilir. Çöplükte bu makinelerin kullanılması ve yangın alanlarına getirilmesi gerekir. Sonuç olarak çöplük yangınlarının su depolarının bulunmadığı için yangın taşıma ile söndürmeye çalışıldığında bunun sonucunda ürünler itfaiye ekiplerinin sağlığını etkilediğinden öncelikle yangın çıkışını azaltmak gerekir. Atıkların düzenli depolanması ve atıklardan enerji üretimi yapılması ile çöplük yangınlarında da azalma olacaktır. Son yıllarda gelişmiş ülkelerde çöpten enerji üretimi yanında kaynakların korunması ve kirliliğin azaltılması için atık üretiminin azaltılması üzerinde durmaktadır. Çalışmalar çöp miktarını azaltacak malzemelerle tasarlanmak, üretmek, satın almak veya kullanmak üzere yoğunlaşmakta, sebze meyve gibi atıkların seri etkisini azaltmaya katkıda bulunacak şekilde kompostlama yapılmaktadır. Çöp ve çöplük yangınlarının fazla olduğu yerleşim alanlarına itfaiyecilerin gaz maskesi, teneffüs cihazı ve gaz etkilenmesine karşı koruyucu ilaçları bulunmalı. Söndürme için her araçta A tipi köpük olmalıdır. Benim sunumum bu kadardı. Teşekkür ederiz Ezgi. Ezgi'cim çok teşekkürler. Ben çok az şarjım var. Bulunduğum çeşmede Dalyanki'nin en ucundayım. Sakız'a en yakın noktada. Fırtına nedeniyle elektrikler kesildi. Her an cep telefonum bitebilir. Kusura bakmayın. Çok güzel bir sunum yaptı bugün. 3 güzel kızımız da birbirinden güzel sunumlar yaptı. Ezgi bizim yayınlamış olduğumuz 2 haberi yayın haline getirdi. Bu haberde bir mühendis çöplükte gezerken ayakları yanıyordu. Birinde de bırakılan bir iş makinesi ertesi gün yanmış bir şekilde bulunuyordu. Bunu her yönüyle çok da genişleterek yayınladı. Ben 3 kızımıza da çok teşekkür ediyorum. Onlarla gurur diyorum. Rüştü Hocam başta olmak üzere diğer hocalarımıza şunu söylemek istiyorum. Bu senaryo bazlı eğitim konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani bu arkadaşlar uzak ara fark atmaya başladı herkese. Hocam ben de çok tebrik ederim. Bir çöplü deyince ben çöple ilgili bir iki şey de söylemek istiyorum. 1980'li yıllarda 2 tane çöp deposu var Kadıköy Anadolu yakasında. Birisi Yakacık Çöplüğü diye geçiyor. İkincisi de biraz önce söylediğiniz Ümraniye Çöplüğü veya Hekimbaşı Çöplüğü diye geçiyor. Hekimbaşı'da yangın oluyor. Küçük şeydeki Yakacık Çöplüğü Uğur Mumcu toplu konut alanının içindeydi.
Ben de orada kooperatif başkanlığı yaptım. Teknik bir komisyonda da bulundum. Orada işte Türkiye'deki problemlerden birisi imarda paftalama yapılırken tamamen yanlış yapılmasından dolayı çöplerin üzerine onar katlı binalar yapıldı. Yani doğrudan doğruya çöp yığınlarının üzerine ne yazık ki onar katlı binalar yapıldı. Şimdi oralarda çöp, biraz önce söylediğiniz zamanla çürüyerek çökmeler meydana geliyor. O çökmeler o binalarda işte patlama ve birçok riski de getiriyor. Böyle bir olayla da karşı karşıyayız. Yani orada da öyle bir sıkıntı var. Yani şeyin bu kaba çöp toplamanın Türkiye'nin birçok yerinde yapılıyor. Ondan sonra bunları revize ederken de tehlikeyi bilmeden ne yazık ki binalaşmada yapılabiliyor. Yani bu yakacık çöplüğünde birebir benim karşılaştığım problemdir. Bunu yapan da ne yazık ki bir üniversitedeki bir hocamız, ekibiyle Yıldız'la arkadaş, ne yazık ki bunu yaptı ve sonuçta orada binalar var. Belki de 15-20 tane böyle bina var. Evet. Acı bir durum abi. Hocam hala yapılar duruyor sanırım, değil mi hocam, üzerinde hala? Tabii duruyor. Hocam büyük risk içeriyor ya. Yani şey değil. Evet. İşte hocam, şimdi pazartesi günü biz Sebeli İSG olarak sizin tanıştığınız Nebiye Hoca'yla bir program yapacağız, biliyorsunuz. Evet, biz de katılacağız. Diğer hocalarımıza inşallah biz de katılacağız. Müge Hoca, ben, Ali Orhan Hoca ve Nurdoğan Hoca ve Cüneyt Hoca da inşallah katılırlar. Çünkü uluslararası bir şekle getirmek. Nebiye Hoca'nın çok şeyi var. Avrupa Birliği projesi yapıyor şu anda. Bir Covid'den bir masal anlat diye 60 öğrenciye. Yani böyle çok tecrübesi olan bir insan. Bunu onunla beraber eğer yapabilirsek çok da güzel olacak. Yani hocam, ben size çok değer veriyorum ve sizi çok seviyorum ve ekibinizi biliyorsunuz ve Üsküdar Üniversitesi Oxford diyorum bu işi. Sizleri çok seviyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Şey vurgulamam gerekiyor. Yani bu bizim Sebebeli Türk Yıldızları yaklaşık 2,5 aydır sanıyorum 60'ı geçen bir yayın yaptı. Evet, çok güzel. Senaryo bazlı eğitim üzerine çalışıyorlar. Ben arada çok böyle bir uzak ara, hani distinguished bir durum görüyorum. Siz görüyor musunuz o durumu? Şimdi hocam, eğitimde ben şunu fark ettik. Biz mesela aynı öğrenciler, bizim şu anda 4. 3. yılda okuyan öğrencilerimiz, derslerde bu aktiviteyi biz onlara aşılayamıyoruz. Demek ki bu daha güzel bir şey. Ben defalarca söylediğim gibi. Burada da biz eğer bu İngilizceyi de bu işin içine sindirtebilirsek hakikaten bir örnek bir çalışma daha da güzel olacak. Yani İngilizceyle beraber hep eksikleri tamamlayıcı bir sisteme gidecek. Ben Ali Orhan Hoca ile biz beraber okuduk makine mühendisliğini. O zaman Ali Orhan Hoca da söyleyecektir. Bizim sınıf 124 kişiydi. Bunun 25 kişisi falan sanat okulu mezunuydular. Bunlar işte tesviye, torna, işte birçok teknik konuları, teknik resimleri çok çok iyi biliyorlardı. Ve bizim sınıfta teknik resimde mesela 20 tane, 30 tane öğretmen oluyordu. Yani biz sınıftaki kişiler diğerlerine teknik resim öğretiyorlardı. İşte kimya veya matematik gibi derslerde onlar doğru düzgün okumadıkları için bu sefer lise bitiren arkadaşlar, bizler de onlara bunu öğretiyorduk ve sonuç olarak sınıfın tamamında gelişme sağlanıyordu. Çok da başarılı bir modeldi. Sonradan işte 90'lı yıllarda ne yazık ki bu şeyi engellediler. İyi olan şey gibi kaldırdılar. Halbuki çok güzel bir uygulamaydı. Biz burada da işte İngilizce'de aynısını uygulayabilirsek SBL'de İngilizcelerinin de geliştirmesine katkı veririz. Çok iyi bir model haline gelmiş olur. Yani o açıdan o
İngilizceyi oradakilerle beraber çözebilirsek hem onların Türkçe öğrenmesini hem de bizim İngilizcemizi, orada da sizin Ali Orhan Hoca, siz İngilizceyi çok iyi biliyorsunuz, Müge Hoca, onların da desteğiyle zannedersem çok daha iyi olacak. Bu öğrencilerin İngilizce problemlerinin de büyük miktarda yardımcı olmuş olacağız. Hocam biz gittiğimizde arkadaşlarımızı ziyaret ederiz, tanışırız onlarla. Aynı o şeyde yani. Evet. O bölümde olacak yine. Yani burada biz o örneği gördük. Ali Orhan Hocam da söyler. Biz teknik resmi hocamızdan daha çok o arkadaşlardan öğrendik. Yani bunun faydasını gördük. Burada da aynı bir modeli uygulayabiliriz. Olabilir hocam. Tamam. Yani bunun için çalışırız biraz daha. Ve bunu bütün Türkiye'ye yayabilirsek çok da faydalı olacak. Yine Tez Medikal'in tabii büyük katkıları var. Onları da devre dışı çıkarmak değil, onların da destekleriyle beraber ekip çalışması. Herkesin içinde çorbada tuzu olacak şekilde bir şekilde gitmek. Yani kimseyi rencide etmeden birlikte çalışmaya. Tabii ki hocam, haklısınız, evet. Hocam burada başka bir şey daha var. Evet. İş sağlığı güvenliği uzmanlığı veya iş sağlığı güvenliği konusu, evet, Türkiye'de belki çok yeni bir konu değil. Ama her şeyde olduğu gibi dünyanın diğer ülkelerinde, özellikle teknolojide gelişmiş ülkelerde insanlar bu konulara çok daha önce başlamışlar. Çok daha bizden fazla yol kat etmişler. Daha Türkiye'de yeni ne olduğu anlaşılmaya başlanmış. Hızla da gelişen bir konu. Fakat tabii Türkiye'de nereye bakarsanız ne istatistiklere doğru dürüst inanabiliyorsunuz, ne yazılanlar çok fazla yeterli. O yüzden yabancı literatürde inanılmaz kaynak var. Yani arkadaşlarımız birazcık yabancı dil öğrenip de onları bir karıştırıp da görmeye başlarlarsa o bile onları çok ciddi anlamda motive edecektir. O kadar güzel kaynaklar var ki yani aslında iş sağlığı ve güvenliği derya gibi bir konu. Ve bundan sonra da artık bilgisayarların falan da işin içine girmesiyle birlikte klasik sadece imza atan bir iş sağlığı güvenliği uzmanı olmak yerine çok daha farklı, kendini farklılaştırmış uzmanlar olabilirler. Ancak tabii bunun için de ellerinde çok kuvvetli şeyler olması lazım. Deliller olması lazım veya silahlar olması lazım. İşte bu silahı da ne yazık ki yabancı dil veriyor. Ucundan başlayın. Yani vurun, kırın, yes deyin, no deyin. Adam yarısını anlasın cümlenin ama başlayın. Başlayın, mutlaka başlayın. Ben 3-4 senedir söylüyorum ama nedense daha başlatamadım bile. Yani kurslara gitmeseniz bile interneti açın, yabancı filmler seyredin, bilmem ne yapın, imkanınız vardır yoktur, kurslara gitmek için paranız olabilir olmayabilir ama bir yerlerden başlayın. Eğer istekliyseniz arkası geliyor, bakın istekliyseniz mutlaka arkası geliyor. O yüzden tekrar ben bunu şey yapmak istiyorum, vurgulamak istiyorum. Eminim şöyle bir 3-5 kelime şey yaptıktan sonra, mesela geçen sene bir derste Nagihan hatırlayacaktı, arkadaşlara tercüme verdik. Arkadaşlarımızın bir kısmı bunu çok hafife aldılar. Ama o kadar çok detaylar vardı ki Nagihan hatırlayacaktır. İçinde derya deniz. İnsanlar bu kitapları bir de kendilerine saklamamışlar. Kalkmışlar internet ortamına yüklemişler. Hepsi bizim için son derece yeni konular. Biz daha yeni öğrenirken onlar daha kim bilir internette yayınlamadıkları nerelere geldi. Ama bunu da sadece yabancı dille yapabiliyoruz. Ne yazık ki ortada gerçek bu. Ama ben bir de en son şunu söylemek istiyorum. Lafı çok uzattım. Ben dilerim ki arkadaşlarımız iş sağlığı güvenliği uzmanı olduktan sonra inşallah yabancı kaynaklı kurumlaşmış şirketlerde iş bulma imkanları olur. Dolayısıyla orada bir iş sağlığı güvenliği kavramının ne olduğunu, bu işlerin nasıl yapıldığını ve de hayatın çok daha farklı olduğunu göreceklerdir. Güçlü Hocam'la gittiğimiz birkaç tane yabancı firma vardır. Orada biz bile ilk defa yeni gördüğümüz şeylerle karşılaştık. Onlar mesela Bosch firmasında içeride Türkçe konuşmak yasak.
bir sürü panolardaki yazılar, uyarılar bile hep İngilizce yazılmış. Dolayısıyla belki boş firmasına girebilirsiniz ama panolarda yazılanları anlamadıktan sonra işiniz çok zor. Dolayısıyla tekrar moralinizi bozmak anlamında demiyorum. Hiç değilse yes'in ve no'nun ne olduğunu biliyorsunuz. Üçüncü kelimeyi öğrenmek için yarın sabah ilk olarak dördüncü kelimeyi, üçüncü kelimeyi öğrenmeye başlayayım. Doğru. Sizin tavsiyem bu. Evet. Ali Orhan Hocam çok teşekkürler. Ben bizim Sebele Türk Yıldızları'nı ilk defa burada duyacağı bir şey söylemek istiyorum. Şimdi yeni bir metot üzerinde çalışıyorum. Yani çok İngilizce bilmeseler de tabii bilsinler ama Google'dan nasıl, hangi kelimeleri yazarak, hangi international kodları kullanarak hangi yerlere ulaşabilecekler, oraya neler sorabilecekler konusunda benim güzel bir çalışmam var. Bu çalışmamı daha olgunlaştırmadan, sonuçlandırmadan bahsetmek istemedim ama ben bu çalışmayla çok az İngilizce bilse bile bir takım uluslararası IC kodlarına ulaşarak dünyanın bütün literatürünü tarayabilecek, her şeyi sorabilecek bir yöntem üzerinde çalışıyorum. Çünkü Google Translate diye bir şey var. Size anında çeviri olarak veriyor bunu. Ben bunu başarabilirsem İSG çok büyük hizmet edeceğimi, öğrenci kardeşlerime çok iyi bir hizmet edeceğimi düşünüyorum. Bu konuda da elimden gelen ne varsa yapacağımı şimdiden söyleyeyim ama bu çalışmalarım sonuçlandığında zaten bunu Sebele İSG Türk Yıldızları belki de bir yayın olarak sunacaklar sizlere. Çok güzel. Hocam bu Google Translate'den farklı bir olay değil mi? Google'dan. Şöyle hocam. Ben mesela Rüştü Hocam beni bir havuzun içine attı aslında. Ben güvenilirlik mühendisliğini çok iyi bilmiyordum. Atla bu havuza, yüz karşıya çık dedi. Mesela güvenilirlik mühendisliği konusunu ben şu anda çok iyi öğrendim Rüştü Hocam'ın sayesinde. Kaç tane ödev öğrencimiz var hocam? Bayağı var değil mi? Bayağı yakın vardı. Onlar mesela bana bir soru soruyorlar. Yani işte ben en fazla en geç bir dakika içerisinde o tekniği kullanarak onlara geri dönüyorum. Güvenilirlik mühendisliğini çok iyi bilmem Ömer Rahman ama Rüştü Hocamızın sayesinde öğrendim. Yani Rüştü Hocamızın yayınladığı ders notlarını istedim Nagihan'dan. Nagihan attı mı? Evet hocam, buradayım. Evet, Rüştü Hocamızın attığı ders notları senden aldın değil mi Nagihan? Evet hocam, ben atmıştım size. Sonra bir takım teknikler kullanarak dünya literatürünü taradım. Yani bunu gençlere öğretmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Yani çok iyi İngilizce konuşabilirsiniz. Her konuda kültür, sanat vesaire politika konuda konuşabilirsiniz ama İsrail ve güvenlik konusunda özel bir konsept yapmamız gerektiğini inanıyorum Ali Orhan Hocam. Çok doğru söylüyorsunuz. Onu biraz geliştirin. Bir konuk da sizi alırız bu konuyla ilgili. Hocam ben hoca değilim ben. Herkese böyle faydalı öyle olur. Hiç şey yok. Biz biraz önce söyledin ya, suyu atar. Biz öyle gidiyoruz. Atarak gidiyoruz. Uçar Bey merak etmeyin. Biz de anadan doğma değil de sonradan olmayız. Emekli olduktan sonra adımız hoca oldu. O yüzden koşullar... Şimdi hocam Google'da bir özellik var. Onu keşfettim ben. Eğer doğru kelimelerle İngilizce yazabilirseniz bir şeyi dünyanın bütün literatürünü tanıyıp sizin önünüze sunuyor. Mesela ben hiç bilmediğim bir konuda eğer doğru İngilizcesiyle yazabildiğimde bana kalk bir yayından o paragrafı alıp söylüyor. Belki özet bu. Sonra ben o şeye bakıyorum, yayına bakıyorum. Çok uzun bir 70-80 sayfa okuma zamanım da yok. Ama benim en çok ihtiyacım olan o paragrafı alıp benim önüme götürüyor. Yani bu teknolojinin getirdiği çok özel bir şey bu Rüştü Hocam. Ali Orhan Hocam, Nurcan Hocam, diğer hocalarımız. Ben bu tekniği şu anda saklıyorum. Ama yayınlayacağız yani biz bunu. Bu teknikle arkadaşların çok kısa süre içerisinde bütün yayınları izleyebileceğini düşünüyorum. Şöyle bir örnek vereyim. Siz bana yarın istiyorsanız bir soru sorun herhangi bir konuda. Ben bir dakika içerisinde dünya literatürünü tarayarak size geri döneceğim. Evet tabii hocam bu çok önemli. Neden çok önemli? Şimdi arkadaşlarımıza biz zaman zaman tercümeler veriyoruz. Onlar da tercümelerde ne yapıyorlar? Ya Yandex'e sayfayı veriyorlar. Yandex'te bastın mı tuşuna size tercüme edip önünüze bırakıyor. Veya da Google'a cümle cümle giriyorsunuz. Google onu kendi kafasına göre tercüme ediyor.
Ondan sonra da arkadaşlar ne güzel tercüme oldu deyip pat deyip oraya yapıştırıyorlar. Ancak ben onlara hep şunu söylüyorum. Ya yazdıklarınızı bir kontrol edin. Çünkü eğer